gazetelerimiz, gazetecilerimiz, muhabirlerimiz genelde olay olduğu zaman 300 bin kişiye biz bu anlamda eğitim verdik. Afet farkındalık eğitimi. Bu vatandaştan en yetkili kişilere kadar, kurumlara, kuruluşlara varıncaya kadar hepsine bu eğitimleri veriyoruz. Burası ne demek? Bir afet olduğunda o afete hızlı ve etkili müdahale. Parası olan hayatın kısa sürede olacak. Bunu durduramayacak. Ama bina yıkılmamalı. İnsanlar bunun altında kalmamalı. Rica ederim. Bina yıkılmadı. Eşya üzerinde düşmedi. Tamam, depremden adeta Türkiye'yi geziyoruz. 81 ilimizi dolaştık. Özellikle ana sınıfı, ilkokulu, ortaokul, lise, üniversite. Kıbrıs'ın her noktasını dolaştık. Onlara depremi, afeti anlattık. Başta şunu dediler bize. Hani biz bir afet... Deprem başladı, çökün! Herkes gelsin, sıraların dışına, dışına! Birinize başınızı koruyun! Mümkün olduğunca küçülün! Depremin şiddeti ders. Çok kapatısı yapıyorduk. Sıraların yanında hiçbir eşya içine veya altına girmeden bir elimizde başımızı versin. Bu konuda sağlam sağlık ve eşyadan biz de tutunuyoruz. Bu şekilde sağlık insanlar olsun. Gerek ülkemiz gerekse ilimiz deprem bölgesi. Ülkemizin yaklaşık %80'i deprem bölgesi. İlimiz de bu anlamda Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunuyor. Bu Kuzey Anadolu fay hattı dünyanın en tehlikeli fay hatlarından bir tanesi. İlimiz Sakarya'da bunun üzerinde bulunuyor. Yakın tarihten bahsedersek 1943'ten 99 yılına kadar ilimiz merkezli ve çevresi de olmak üzere ilimizi etkileyen 6 tane deprem yaşamışız. Bu depremlerde de çok can ve mal kaybı maalesef meydana geldi. En son 99'da biliyorsunuz bir kıyameti yaşadık. Dolayısıyla bu depremler dünya kurulduğundan beri olmuş, bundan sonra da olacak. Şimdi bizim vazifemiz, görevimiz deprem ne zaman olacak? Bunun oturup hesabını yapmak, konuşmak değil. Bizim vazifemiz her an, el an, şu an bir deprem olacak, bir afet olacakmış gibi buna hazırlıklı olmak. Bu anlamda da bu işin özü şudur, afet öncesi hazırlık yapmak, afet öncesi riskleri belirlemek, tedbir almak ve bir afet anında da ne yapacağımızı bilmek. Bu anlamda da İçişleri Bakanlığımız, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bakanımız 2021 yılını afet eğitim yılı, afet farkındalık yılı olarak ilan etti. Bu anlamda Türkiye'nin tamamında ciddi manada eğitimler yapılacak. Bunun iki aşaması var. Birinci aşaması da uygulamalı, simülasyon türüyle beraber uygulamaları eğitim yapmak. Buna da ilimiz Sakarya'dan başladık. Şu anda da burada gördüğünüz üzere bu anlamda bir etkinlik yapıyoruz. Dolayısıyla bugün de dedik ki Gazeteciler Birliği, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanımız Sayın Zeki Aydın Tepe abimizle görüştük. Gazetecilere bir farkındalık yapalım, size bunu anlatalım. Size bu uygulamayı gösterelim. Çünkü bir afet anında sizin zarar görmemeniz gerekiyor. Ayakta kalmanız gerekiyor ki yapılan çalışmaları, faaliyetleri, durumu vatandaşa, halka bildiresiniz. Veya ne yapacağımızı bilemeden depreme hazırlıksız yakalandığımız zamanlar olmuştur. Çünkü ben bu ilde 3 tane büyük depremi yaşadım ve sizin anlattıklarınızın hiçbirisini uygulamadan çıktım dışarıya. Maalesef. Onun için bundan sonra daha bilinçli bir şekilde olaya yaklaşmak ve olayı karşılamak adına verdiğiniz bilgilere derneğimiz adına çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür. Arkadaşların da gerektiği şekilde bundan istifade ettiklerine, edeceklerine inanıyorum. Evet.